Herkese merhabalar. Bir süre önce PayPal Türkiye faaliyetlerini durdurdu ve Türkiye'de hiçbir kullanıcıya ve hiçbir firmaya hizmet vermemeye başladı. Yani ne kadar çok uğraşılsa da, birçok yöntem anlatılsa da aslında PayPal hesabı açabilmenin tek bir yöntemi var. Bu yöntemde yurt dışına giderek banka hesabı açmak ve bu açtığınız banka hesabını PayPal'a tanımlamak. Tabii ben sizin için bu işi oldukça kolay hale getirmeye çalıştım. Adım adım anlatacağım ve bu anlattığım yöntem sayesinde siz PayPal hesabınızı çok az bir para harcayarak açabileceksiniz. PayPal oldukça önemli. Etsy'den ticaret yaparken ya da yurt dışından ürün satarken ya da eBay'de satış yapıyorsanız, oldukça önemli PayPal. Eğer siz yurt dışında ticaret yapan bir insansanız, PayPal hesabınız mutlaka olmalı. PayPal hesabını eğer ciddi bir ticaret yapıyorsanız sahip olmalısınız. PayPal hesabını açmak için gerçekten bir emek sarf etmek gerekiyor. Eğer ciddi bir ticaret yapıyorsanız da PayPal hesabı sizin için olmazsa olmazdır. Mutlaka PayPal hesabına sahip olmak istiyorsanız da bahsedeceğim adımları mutlaka yerine getirmeniz şart. Ben size bu işin kolay yönteminden bahsedeceğim. İlk ihtiyacınız olan şey bir vatandaşlık numarası. Nedir bu vatandaşlık numarası? Örneğin Hollanda şu an hem Türk vatandaşlarına hem de diğer kendi vatandaşlarına bir BSN yani vatandaşlık numarası veriyor. Bunu almak o kadar kolay ki siz sadece buradan Hollanda'ya gideceksiniz. Örneğin Amsterdam'a uçak biletinizi alacaksınız ve ekranda gördüğünüz telefon numarasını arayarak bir randevu alacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bir SN numarası almak istiyorum. BSN şeklinde yazılıyor. Bu numarayı almak istiyorum ve bunun için bana bir randevu verin diyeceksiniz ve randevu alacaksınız. Ardından yurt dışında bir banka hesabına ihtiyacınız var. Banka hesabı açabilmek için de ABN Amro isimli bankaya ekranda gördüğünüz telefon numarasını arayarak banka hesabı açmak istiyorum bana randevu verir misiniz deyin ve bir randevu isteyin. Daha sonra randevunuza gittiğinizde banka hesabınızı hızlıca açabileceksiniz. Daha sonra VPS sizin kendi bilgisayarınızdan örneğin Almanya'daki bir bilgisayarın ekranına bağlanarak sanki Almanya'daki bilgisayar sizin kendi bilgisayarınızmış gibi kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu ne işimize yarıyor? PayPal Türkiye'den hiçbir girişi kabul etmediği için biz bu sanal sunucuları kullanıyoruz ve bu sanal sunucuları ekranını bilgisayarımızda açıp PayPal'a bu ekrandan bağlanıyoruz. O yüzden VPS bu sebeple oldukça önemli. Yurt dışında yasal bir adrese ve yasal bir telefon numarasına ihtiyacınız var. Siz BSN numarasını almaya gittiğinizde bu devlet dairesine bu devlet dairesi size diyecek ki nerede ikamet ediyorsunuz? İkamet adresiniz nedir? Türkiye'yi gösteremezsiniz. Nereye göstereceksiniz? Tabii ki Regus'tan alacağınız yasal adresi. Ekranda gördüğünüz telefon numarasını arayarak Regus'ta iletişim kurun ve bir tane sanal adres kiralamak istediğinizi söyleyin. Ortalama aylık 100 ila 120 euro civarında bir bedelle adres kiralayabilirsiniz ve bu adrese ait bir tane telefon numarası da yine kiralayabilirsiniz. BSM numaranızı almak için sizden isteyecekleri adresi, Regus'tan aldığınız adresi verdiniz. Daha sonra bankaya gittiniz, BSM numaranızı bankaya verdiniz, yasal adres dokümanınızı yani kira kontratınızı yine bankaya verdiniz. Banka size bir IBAN açtı. Daha sonra kurmuş olduğunuz VPS'e giriş yaparak PayPal'a login oldunuz ve PayPal'dan bir hesap açmaya başladınız. Hepsi bu kadar. PayPal sizden bankanızın hesap ekstresini istediğinizde hesap açarken bankadan isteyeceğiniz ekstreyi yine PayPal'a gönderebilirsiniz. Ve kesinlikle Türkiye'den PayPal'a giriş yapmayın. Her zaman için VPS üzerinden mutlaka giriş yapın. Eğer Türkiye'den hesabınıza giriş yaparsanız ne yazık ki PayPal hesabınızı kapatacaktır. Bu oldukça önemli bir detay. Başta da söylediğim gibi, eğer ciddi bir ticaret yapıyorsanız ve PayPal hesabına ihtiyacınız varsa mutlaka bu yöntemle, bu şekilde yasal bir şekilde PayPal hesabı açın. İllegal yöntemlere başvurmayın. Çünkü Paypal hesabınızı illegal yöntemlere başvurursanız kısa süre içerisinde kapatacaktır. Bu şekilde açacağınız Paypal hesabınızı ömür boyu kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Paypal hesabı aktivasyonu ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Siz bu yöntemleri uygulayarak Paypal hesabınızı ortalama 2 ila 3 gün içerisinde açarsınız. Burada tek masrafınız Amsterdam'a uçak biletiniz olur ve Regus'a ödeyeceğiniz aylık 120 Euro'luk bir kira bedeli olur. Bunun haricinde bir masrafınız olmaz. Kaldı ki Regus'la herhangi bir yıllık sözleşme yapmayın. Sadece bir aylık bir sözleşme yapın ve bir ay sonra sözleşmenizi iptal edin. Artık onlara para ödemeyin. Dolayısıyla PayPal hesabına sahip olduktan sonra bir adrese zaten ihtiyacınız olmayacak. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden PayPal hesabı hepinize hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.